Delta varyantı meselesi beni önümüzdeki aylar için tedirgin ediyor. Umarım yanılırım, bu tedirginliğim boşa çıkar. Şimdi koronavirüs aşısını yaptırmayanlara kısıtlama gelecek mi? Dün de söyledim yayında, bunu ben doğru bulmasam da kişisel olarak kanaatim bu. Yani aşı yapmayanlara bir takım kısıtlamaların gelmesini doğru bulmasam da aşı yapanların da bir takım haklara sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Bakınız, eyvallah, aşı yapmayanlar yaptırmayabilirler. Bu kendi görüşleridir, bu kendi düşünceleridir, kendi hür iradeleridir. Ancak diğer taraftan aşı olmuş, kendini korumuş ve korumak isteyen vatandaşın halini de anlamak lazım diğer taraftan. Hani ben aşı olmuyorum, her yere girip çıkarım, özgürlüğü onda var, eyvallah. Diğer tarafta sen aşı olmuyorsun diye beni riye riske atıyorsun. Diyorlar ki aşı olmayanlar ya da aşı karşıtları. Hani siz aşılıydınız, tam ya aşı tam koruma yapmıyor arkadaşlar. Aşı karşıtlarına buradan sesleniyorum. Değerli aşı karşıtı vatandaşlarımız, aşı %100 koruma sağlar diye bir şey yok. %90 koruma sağlar diye bir şey yok. Vücuda göre, bünyeye göre değişir. Ürettiği antikora göre değişir. Ama aşının sizi hastaneye yatırma riski %100'e yakın. Yatırmama riski. Öldürme riski %100'e yakın. Öldürmeme riski %100'e yakın. Dolayısıyla bu varyanta yakalandığınızda, bu virüse yakalandığınızda, varyant diyorum, sizin ağır geçirme riskiniz ve Allah muhafaza, Allah korusun, hayatınızı kaybetme riskiniz azalıyor. Yani artık şunu anlayalım. Siz aşı oldunuz, zaman zaman ben de karşılaşıyorum. Mutlaka sizler de karşılaşıyorsunuzdur. Aşı olduysanız niye korkuyorsunuz kardeşim biz aşı olmayanlardan? Bizi bir rahat bırakın. Ya biz sizden korktuğumuz falan yok. Sizi koruyor aşı işte. Siz aşı oldunuz, kendinizi koruyorsunuz. Tamam da. Yani bir de şöyle diyorlar. Aşı olanlar virüsü dağıtıyor. Hangi bilimsel dayanağa, hangi açıklamaya, hangi araştırmaya, hangi verilere dayanarak bunları söylüyor bilmiyorum. Ama bunları söylüyorlar. Ve toplumda bu inanılmaz yayılıyor. Hızlı bir şekilde yayılıyor. Bunun değerli izleyenler, kapitalist sistemin getirdiği bir zorunluluk olarak görenler var. Şu, bu. Her şey olabilir. Bak, olmaz diye bir şey yok. Olabilir. Ama bu virüsün yok olduğu anlamına gelmiyor. Böyle bir virüs var ve böyle bir virüs nedeniyle insanlar ölüyor. İnsanlar ölüyor. Türkiye'de 50 bin kişi bu yüzden öldü. Toplamda ölenlerin sayısı dünyada milyonlarca. Dolayısıyla bu virüs yok demek doğru değil. Ya şunların oyunu, bunların oyunu, onu bilemem, o başka türlü tartışılacak bir konu. Bu virüsün yok olduğu anlamına gelmez. Dolayısıyla şu anda dünyanın, sadece bizim ülkemizin değil, dünyanın gündeminde ne var? Aşı olmayanlara acaba kısıtlama yapılmalı mı? Birçok ülke bunu uygulamaya da başladı, onu da söyleyelim. Yani konuya ilişkin Sağlık Bakanlığı'na bir öneri sunulduğu iddiası var. Ne kadar doğru bilmiyoruz. Bu konuda Sağlık Bakanlığı şeffaf olur. Evet, böyle bir öneri, böyle bir görüşme yapıyoruz der mi? Bilmiyorum, zannetmiyorum. Ama aşıya direnenlere karşı bir yaptırım uygulanmasının önerilmesi gerektiğini düşünenler var. Yani bunu isteyenler var. İstemeyenler kadar emin olun. Vatandaşın ortak kullandığı alanlara aşı olmayanların alınmaması talebi. Bu öneriye sıcak bakanlar, bakmayanlar. Buyurun, habere bakalım. Yani bu insanlar resmen devlete savaş açmış durumdalar. Kimsenin bunu yapmaya hakkı yok. Aşı yaptırmak istemeyenler için Sağlık Bakanlığı'na öneride bulunuldu. İddiaya göre aşı olmak istemeyenlerin ortak kullanım alanlarına alınmaması teklif edildi. Bence uygulanmalı. Ben de bir üniversite öğrencisiyim. Eylül'de okulların açılmasını bekliyoruz dört gözle. Hani kampüste bile aşı olmayanların alınmaması gerektiğini düşünüyorum ben şahsen. Gayet mantıklı buluyorum bu yaptırımları da bu yüzden. Aşısını yaptırmayan, aşı karşıtı olanlara yönelik yeni yaptırımların uygulanıp uygulanmayacağı tartışılıyor. Şayet bu yeni yaptırımlar siyasetin gündemine taşınırsa sinema, tiyatro, toplu ulaşım gibi... Ya ben aşı olmuyorum ama sinemaya da gitmem lazım. İşte şu haktan da yararlanmam lazım.
deme hakkı yoktur. Bunlar sadece birkaçı, bunun gibi pek çok ortak alanlardan faydalanması için vatandaşın aşı şartını yerine getirmesi istenecek. Keşke böyle yaptırımlara gerek kalmadan insanlar aşılanma bilincini kendi içlerinde taşısa. Yaptırımlar uygulanmalı mı? Bence uygulanmalı. Siz istemeyebilirsiniz aşı olmayı örnek olarak ama benim sağlığımla oynamak zorunda değilsiniz. Bu aşılamada hedeflediğimiz orana ulaşamazsak ki o öyle kolay bir iş değil, %80 en azından şimdi Delta varyantıyla birlikte aşılanması gereken oran, ulaşamadığımız zaman bazı tedbirler almak zorunda kalınacak. Aşıya en fazla direnen grupsa 18 ila 35 yaş grubu. Benim bu var bir tane yaptırmayı istiyorum yaptırmasını. Siz aşınız olmadınız mı? Yok olmadım. 20 yaşım tam 20 geçti. 13. Niye aşınız daha olmuyorsunuz? Çıksa yapacağım da daha çıkmadı. Ama sizin yaş grubunuza indi. Normalde gidip aşınızı olmanız gerekiyor. Aynen öyle. Niye yapmıyorsunuz? Bilmiyorum ki. Canım istemiyor. Peki aşı yaptırmak istemeyenlere yönelik ne yapılmalı? Aşı yaptırmayanlarda eğitim düzeyi oldukça düşük. Özellikle 18 yaş ve işte 30 yaş arasındaki gençlerde hastalık bu yaş grubunda hiçbir şey yapmıyor, yanlış algısı. Bunların birçoğu aşılamaya duyulan ilgiyi azaltıyor. Bence Türkiye'de öncelikle bir plan hazırlanmalı. Yani aşı kararsızlığı da mücadele planı. Şu ana kadar aşıdan başka etkin bir koruma yöntemi olmadığını biliyoruz. Alıcı bir çözüm istiyorsak ve hayatımızdan artık bu maskeleri atmak istiyorsak aşılanmaktan başka bir çaremiz görünmüyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.